Herkese merhabalar, Futbol Manager 2023 Beşiktaş inceleme videosu sizlerle birlikteyiz. Böyle çok detaylı bir şey olmayacak ama buradaki asıl konu Taha'nın bizlerle birlikte olması. Hoş geldin Taha. Merhaba, hoş buldum. Taha'yı geçen senede tanıyorsunuz zaten, birlikte video yapmıştık. Bu senede tecrübelerini, neler yaptığını anlatacak bize. Çünkü geçen sene e, bence Taha'da yarım kalan bir hikaye vardı. O belki ifade etmez ama çok zor bir takım almıştı. Çok fazla vakit alması, ayırması gerekiyordu. Bu sene o vakti ayırdığına inanıyorum ki. Twitter adresini de link olarak bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Gerçekten e, hakkıyla yapmaya çalışıyor bu işi. Ben lafı fazla uzatmayacağım. Taha'ya bırakacağım. Bütün süreçleri anlatacak. Sonra da oyuncu profilleri üzerinden nasıl şekillendirdiğinden bahsedecek bize. Taha söz sende ben susuyorum abi. Teşekkürler abi. Öncelikle Taner abiye kızmayın diye için. Ben birazcık yoğundum yani. Bu araştırma dönemi de gerçekten benim için çok verimli geçti. Dönemin ikinci ayında falan askerdeydim Ankara'da. Askerde olmama rağmen vakit ayırabildim. Benim de son bir 2 ayım falan işte rahat geçti en azından süreç. Kendimi odaya kilitleyip rahat rahat çalışmalarımı yapabildim. Gelince de tamamlamış oldum aslında. Şimdi baktığımızda geçen seneki en büyük fark benim burada ile yaptığım anlaşma. Hali hazırda Beşiktaş da Comparisonator'la çalışıyor zaten. Hı hı. Ben de kendilerine yazmıştım hani böyle fikirlerimin olduğunu hani data ile ilgili çalıştığımı. Ve bunun istatistiklerinde benim için önemli olduğunu kendilerine açıkladım. Sağolsun e, Tarkan Hocam da beni dinledi. Orada hani bir fikir alışverişinde bulunduk ve bana Comparisonator e, erişimi sağladılar. Tabii bu birazcık geç oldu normalde hani daha erken yapmayı planlıyordum. Ben onları askerdeyken yazdım da siz askerliği bitirin, gelince konuşalım detaylı dediler. Geldiğimde işte kaçtı 6 Eylül gibiydi sanırım bir ortaklığımız söz konusu oldu. 6 Eylül'den sonra da işte sadece gençler ve bazı oyuncuların profiline kullanabildim bu verileri ama devre arasında artık tüm oyuncular üzerinde kullanılacak. Hı hı. Benim için de çok büyük bir artı oldu. Hani benim gözümde e, araştırmaya çağ bir şey oldu bu. Çünkü daha önce bu kadar keskin verilere ulaşım yoktu. Ne bizde yoktu, yani ne bizde vardı ne araştırmacılar özelinde vardı. Ha, o birazcık da benim girişimciliğimden kaynaklıyorum. Çok fazla deniyorum çünkü bu işe farklı bir gözle bakıyorum. Biraz da buradan bir kariyer hedeflediğim için de olabilir. Ciddi aldığımdan dolayı bu tarz sonuçlar normal oluyor. E kulüple bağlantım devam ediyor zaten. İçerideki yönetici ve yetkililer sağ olsun oyuncu bilgilerini, oyuncuların boy, kilo vesaire, sakatlık bilgilerini bana e, veriyorlar rica ettiklerimde. Orada da bir sıkıntı olmuyor. Sadece bu dönem altyapı özelinde çok uğraştım. Altyapı oyuncuların o özel bilgileri olsun. işte boydur, kilodur, yaşantılarıyla, yaşantılarıyla ilgili bilgilerine kadar almaya çalıştım. Onları da işte zihinsel tarafına e, yansıttım. Yani güzel bir çalışma dönemi oldu. Yani profillere geçebiliriz ufaktan. Ersin'le başlayacağız herhalde. Tamam bu arada şeyi soracağım. İlk zaten böyle profesyonel bir firmayla ilk sen bu işi başlattın evet. değil mi? İşi evet. kolaylaştırdın Peki o tarafı merak ediyorum ben. Zorlaştırdı da kolaylaştırdı çünkü çıplak gözle izlemenin e, bir şeyi var tamam bir zevki var veyahut da hani kanaat getirmenizi birazcık daha kolaylaştırıyor Hı -hı. yani şimdi bu adamın pası iyi bu adamın orta kesmesi iyi aa bu adam orta iyi kesiyor çok gereceli, göreceli kavramlar işte bana göre sana göre durumları da var e şimdi Comparisonator'dan ben bakıyorum isabetli orta orta girişimi işte atak aksiyonları, başarılı atak aksiyonları, defansif aksiyonlar zibilyon tane veri var. Evet. E şimdi benim yaptığım çıplak gözlem bu araştırmada verilerle de birleşince daha doğru sonuçlara ulaşıyorum. Ha ister istemez bu bir oyun. Oyun olduğunu şey yapmayalım, azımsamayalım. Çünkü oyunda yapay zekanın ve maç motorunun bize verdiği bazı tepkimeler o değeri mesela orta yapma atıyorum. Gerçeğe ve verilere baktığımızda orta yapmasına 14 diye karar verdiğiniz bir oyuncu oyuna 14 olarak girdiğinizde mesela absürt asist sayılarına ulaşırsa bunu 13'ten veya da 12'den yansıtmanız gerekebilir. Çünkü hali hazırda biz gerçek bir analistik veya da yani scoutluk yapmıyoruz. O yüzden oyunun dengeleri bizim için daha ön planlı. Yani ilk önce oyunun dengeleri ondan sonra gerçekçilik. Yani burada zaten öyle de yapınca gerçekçilik %100 değildi de %90, %85 gibi rakamlara tekabül ediyor. Evet, bu şeyi merak ediyorum. Yani bir şey çok fazla yapmak değil, yaptığın zamandaki başarı yüzdesi aslında biraz da evet burada önemli olan. O zaman ilk olarak Ersin Destanoğlu'nun profiline geçelim. Evet, eleştiri aldığım bir profil. Herhalde Beşiktaş olduğundan dolayı bir kıyak geçilmem beklendi ama yani öyle bir şey yapmam asla. Ligin kurtarış yüzdesi en düşük kalecisi. Son zamanlardaki düşüşünde zaten biliyorsunuz ki Rıdvan'la beraber Ersin çıkış yaptığı dönemde onlara eksi 8 potansiyel giren de yine bendim. Hı hı. Yine aynı şekilde Ersin'i düşüren de benim burada. 135 potansiyele düşürdüm kendisini. Çünkü hiçbir şekilde ilerleme kaydedemiyor. Grafik düz gitse yine anlarım aşağı gidiyor. 7 golleri zaten biliyorsunuz. Beşiktaş'ın o badan, İsmail dönemindeki 6 şut 6 gol. Yani bunlar çok evet. facia istatistikler. Ben mental olduğunu düşündüm. Konsantrasyon tarafında, kararlılık tarafında bir kırpma yaptım. Zaten hantal bir kaleci gollerin birçoğunu izliyor. Uzanma gayretinde bile bulunmuyor. Çeviklik 10. E buna takiben reflekslerinde ve birebirlerinden de bazı düşüşler oldu. Fakat yine Ersin iyi bir libero kaleci. Zaten ani çıkış, egzantriklik, soğukkanlık, hız ve hızlanması yani yeterli. Aynı şekilde ön de kuvvetli. Her zaman iyi bir libero kaleciydi fakat geleneksel kalecilik özellikleri zayıf. Gibi. geçen sene şöyle demiştin Ersin bazı pozisyonları hani kalede tehlike olmadan uzaklaştırma yeteneğine evet. sahip demiştin bu sene yine aynı şekilde aslında e, yani potansiyeli de var yani gelişim gösterme ihtimali de var daha 21 yaşında evet orada ufak bir şey de ekleyeceğim mesela Valeri hı hı. İsmail sisteminde Ersin Destanoğlu kaleyi çok fazla terk etme eğiliminde bulunamadı çünkü Beşiktaş'ın Valeri İsmail dönemindeki savunma kurgusu yani Libero kalecinin çıkıp topu almaya veya da tehlikeyi uzaklaştırmaya müsait bir Durumda değildi yani Valerian İsmail defans çizgisini geride kuruyordu Geride kurduğu için de Ersin maalesef Çıkıp o topları süpüremiyordu e, Bu durumda geleneksel kalecilik Şeylerinizin özelliklerinizin ön plan çıkması lazım Ersin'de de bu olmadığı için Aslında hani Sergen Yalçın döneminde ortaya çıkmayan foyaları Valerian İsmail döneminde ortaya evet. çıkmış oldu Şu tarafını yansıtamamıştı Bir diğer kaleci Emre Bilgin Emre Bilgin kesinlikle Ersin Destanoğlu'ndan çok daha potansiyelli. En önemlisi bir çizgi kalecisi. Badere İsmail'in e, önceki dönem şans verdiği iki maçta çok kaliteli olduğunu zaten e, göstermişti. Bir daha önce Avrupa şey özür diliyorum UEFA Yahut Lig'de bir karşılaşmayı 7-8 kurtarışa tamamladığı bir dönem var. Sporting maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şampiyon olunduğu sene. Yani Emre ciddi bir potansiyel. Valeri İsmail'in Ankara gücü ve Başakşehir maçları çok kritik yani çok ağır maçlardı. Orada yediği gollerin yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. İyi bir çizgi kalitesi, çevik refleksleri üst düzey bana göre yaşına göre. İleride yani Türkiye için ve yani Avrupa için de önemli bir kaleci olacağını düşünüyorum. Potansiyeli de eksi 75, 120 ile 150 arası çıkıyor. Ben şeye karşı değilim aslında. Şimdi Emre 18 yaşında profili belki çok güçlü yapsanız biraz abartı olabilir ama potansiyel yetenek aralığı verdiğiniz için hani evet. oyunda kendini geliştirebilir. Olmazsa da zaten bir sene iki sene sonra profilden potansiyel yetenekten düşüşler yapsanız yine ortalama bir kaleci olarak kalacak. Bu yönde ersinde de yapmıştık zaten. Hani verdiğini evet. birazcık geri ile alakalı. Yani almayan arkadaşlar da oluyor bazen. Hani o da şöyle eleştirmek amaçlı söylemiyorum hani bir tespitin doğruluğu vardır. Hani ben tespiti doğru yapamadım mı acaba? Hani verdiğimi de almayayım ya falan hani yanlış yaptı falan gibi bakarlar. Ya halbuki olabilir yani gerçekte birçok futbolcuya bir potansiyel bitiyorsunuz. Medya tarafından bir potansiyel bitiliyor. E o oyuncu olmadığı zaman bu medyanın hatası olmuyor ki. Evet. Oyuncunun hatası oluyor veya da yöneticinin veya da teknik direktörün hatası oluyor. Aynen öyle. Mesela en güzel örneği e, yani 2-3 oyun önce Antonio Mari'yi yıkıp Geçiyordu ortalığı. Şu kesinlikle, an, kesinlikle. E, şu an çok yasası. sıradan bir oyuncu oldu yani Antonio Marin. Emre Kaya var. Sol açık. Forvet arkası oynayabiliyor. Emre Kaya da bu sene Ümraniye Spor e, Altyapı grubundan transfer ettiğimiz bir oyuncu. Mustafa ile istişare ettik. Yani Mustafa'nın da çok fazla bilgisi yoktu ister istemez. Hı hı. Çünkü bir anda parlayan bir oyuncuydu. Burada bu profil nasıl yaptın? Kafadan mı attın? Yo aslında çok da basit. Mustafa'yla bir istişare yaptık. Mustafa'dan ben hocasına ulaşmasını istedim. Sağolsun o da ulaştı. Bana hocasının emre ile alakalı. Bu arada U14-U15 tarafından beri hocası yani uzun bir süre Emre Kaya'ya emek vermiş bir isim. Ondan e, bilgiler aldık. En önemli özelliği özel yeteneği diyor. Hı. Yani kalım atmayı çok seviyor, pasları çok kalitedir, link yeteneği üst düzey diyor. Ayrıca yani bir küçük kuarejma tarafı da varmış. Çalım attı adama bir kere daha çalım atıyormuş. Geçen hafta da ilginç bir şey yaşandı. Ümraniye Spor'la oynadığımız maçta da son golü, galibiyet golümüzü Emre Kaya attı Ümraniye Spor'a karşı. Birazcık da garip oldu. Yani pey bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu. Bu sene daha fazla izleme imkanı bulacağız Emre'yi. İzlediğimde bu profil daha da oturacaktır. Fakat dediğim gibi yani hocasının yorumlarına bir iki videosuna dayanarak yaptım. Çok üstünde duramadım haliyle. Çünkü daha yeni transfer oldu. Evet yani ilerleyen yıllarda daha netlik kazanacak. Kesinlikle. Ee, bir diğer genç oyuncu Emrecan Terzi Solbek. Emrecan Terzi olarak kalmış. Serkan Emrecan Terzi'ydi normalde. Onu hmm. girmeyi unutmuşum sanırım o kadar şeyin içinde. Serkan Emrecan Terzi yine Beşiktaş taraftarının da yani teknik heyetinde çok şey beklediği bir isim. Çok önemli bir sakatlık geçirdi normalde iyi ivmelenmesi vardı. Sakatlık birazcık sıkıntı yarattı burada. Sakatlığını giremedik çünkü Hı -hı. sistemde geçirdiği sakatlık yok. Yani saçma Hı -hı. sapan bir sakatlık girmek yerine girmemeyi tercih ettik. Zaten iyileşmişti. Yani bundan bir bir sene önce falan geçirdi bu sakatlığı. İyi geri döndü. Yine link yeteneği olan, hızlı ve hızlanması iyi, çevik, tekniği yüksek bir oyuncu. Fakat işte savunma tarafında bazı defoları var. Hani Yaşına göre yine iyi orta yapan fakat savunma tarafında top kapma haricinde e, pozisyon almasıyla falan hani çok fazla şey yapamıyor. Bazen hakim olamıyor. Onda da hani yeri gelince iyi pozisyon alıp bazen o pozisyonu terk edebiliyor. Onu da işte ben iyi bir elekten geçirdim. Acaba dedim pozisyon almasını 10 mu yapsam hı hı. 11 mi 12 mi kalsa. 12 de çok yüksek gördüm açıkçası. Dedim 11 iyi gibi duruyor. Çünkü hani 10 hak edecek kadar değil. İyi pozisyon aldığı zamanlar oluyor. Sadece bir devamlılık sıkıntısı var. İlerleyen dönemlerde yani en azından Süper Lig takımları içinde güzel bir bek olabilir. Beşiktaş'ın da rotasyon için kullanabileceğini düşünüyorum. Bu Emrecan hatırlarsan Rıdvan da genç yaşta bir sakatlık evet. geçirmişti. Sonra kopup gitmişti. Emrecan da inşallah öyle olur diyelim. Biliyoruz yani hepsi büyük potansiyel. Evet, ee, onunla alakalı da bir şey soracağım ilerleyen dakikalarda. Emrecan Uzunhan var. Emrecan Uzunhan profilini benim yapmadım. E, fakat e, birazcık dokunduğum bir oyuncu. Şimdi şöyle İstanbul Spor araştırması var olarak gözükse de sanırım bir, bir yoğunluk dönemi vesaire var. Tam bilmemekle beraber ilgilenilmedi bu oyuncunun profiliyle. Hı hı. E, Burak Şef yaptı. Birincilik tarafında ilgilenen şefimiz yaptı profili. Normalde bu profil hemen bir bakayım sistemden 100 CA olması lazım. Aynen 100 idi. Ben bir 10 CA daha arttırdım çünkü profil rezil durumdaydı açıkçası. Yani İstanbul spor oyuncusu olarak girilmiş profildi ki bu oyuncu Beşiktaş'a transfer oldu. Yapay zekada baktığımda da o profil Beşiktaş'ta kadroya bile giremiyordu. Evet. Ki Emre Can Uzunay şu an Beşiktaş'ın stoper rotasyonunda oynadığı zaman da ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Bu ondan e, da beklentiler var yani. Biraz e, ilerlemiş kariyerlerde de e, fena olmadığını gördüm. Biraz daha toparlıyor yok evet. profili. Ben de zaten direkt e, Tayyip Talay ile beraber oynatıyorum. Yani herhalde insanlar orada Regen döneminde özellikle hani biz Hı -hı. çift stoperim olsa ikisi de Türk olsa diye hayal ettiği senaryo aslında Beşiktaş'ta oluyor. Yani Can'ın solda, Tayip Talay'ı sağda değerlendirdiğiniz anda ikisinin de 140 potansiyeli var bu arada. Lig için yıldız seviyesinde, Avrupa için de rotasyon oyuncusu seviyesinde diyebilirim. Evet. Şimdi Getson, Fernandes e, değişiklik yaptı mı Getson'da? Değişiklik yaptım şöyle. Rize Spor'dan bana gelen profil e, Getson'un Rize Spor'da gerçekleştirdiği hani bir ara hatırlarsınız Hı -hı. o defansif toplar, birebirler, sahipsiz toplar top arası yani bütün istatistikleri dağıttığı bir şey var, dönem vardı Rize Spor'da. O tarafı hiç yansımamıştı. Yani Benfikalı Getson gibi gelmişti ve 130ca gelmişti. Buna müdahale etmek istedim açıkçası. Getson'un e, savunma tarafını birazcık daha iyileştirdim burada. Güçle alakalı bir gözden kaçırma durumu oldu. Gücü de tam tam sürümde 13 olacak. Yine markaj tarafında birkaç değişiklik oldu. Onun dışında profiline bu Hı -hı. Ki özellikten başka bir şey değiştirmedim. Evet. Defansif zaten... varlık. Güzel bir oyuncu yani. şu Evet. Gethon e, Benfica dönemlerinde de şeydi yani kadroyu almaya çalıştığımız oyunculardan evet. oldu. Raşit Gezal benim ligdeki hani en beğendiğim oyunculardan birisi. Raşit Gezal zaten Beşiktaş'ın bel kemiği. 140 CA. Yani bu arada Beşiktaş'ta en yüksek CA 140 şu anda. O Hı -hı. da lig iki yıldız seviyesi. Raşit Gezal geçen sene nazaran hız ve hızlanması düştü haliyle. O da bir Ryan Giggs evet. edası sol ayaklı ters kanatta. Oyun kurmaya çalışıyor ve takımı yönlendiriyor. Tabii en iyi partneri Rozier. Burada hız ve hızlanmasını düşürdük. Orta yapmasını arttırdık. Zaten onun dışında gez yani çok fazla değişiklik yapmama gerek kalmadı. Enkil isimlerinden biri. Peki şeyi soracağım sakatlıkla alakalı hani sakatlığa meyilli o tarz bir şey eklemen için e, belli bir süreç bekliyor musun? Belli bir süreç yani şu sakatlık biraz ciddi bir sakatlık hı hı. hani sakatlığa meyillilik de sık sık sakatlanan oyuncular için geçerli oluyor aslında. Şimdi Gezalı birazcık takip etmek lazım. Yani kulüp tarafında çok da net bilgi yok. Geçen Şenol o Güneş açıkladan hani Dünya Kupası'na kadar olmayacak diye Katar'a gitti tedavi olmak için. Bakalım bir dikkatli izlenmesi gereken bir durum. Hı hı. O konuda şimdilik yorum yapmak doğru ya, olmaz. Aslında şundan sordum. Hani darbeye, darbeye bağlı sakatlık ayrı bir şey. Mesela hani o tabii, darbe tabii. aldığı için ama hani oyuncu kendi koşarken veya antrenmanda çalışırken sakatlıkları da ayırıyorsunuz herhalde değil mi? Onlara tabii göre. tabii ayırıyoruz. Tabii tabii kesinlikle. Anladım. Atiba. Atiba dedem yani <laughs> ama düşürdüm tabii şimdi çeviklik, hızlanma, dayanıklılık, dayanıklı 16 civarlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok fazla değişiklik yaptığım için affedin bazen unutuyorum çünkü bir profilin içinden 4-5 kere değişiklik yapmak durumunda kalıyorum. Ya Atiba halen önemli bir oyuncu yani çok da düşürmek istemedim 125 mevcut yetenekte şu anda. Bir biliyorsunuz hı hı. Atiba gibi oyuncular geç form tutar. Yani her zaman geç form tutmuştur Atiba ki ben yine Ümit ediyorum Dünya Kupası'ndan sonra Şenol Güneş Atiba'yı yine deliller gibi kullanacaktır. Yani Atiba için söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi sadece hız hızlanma, dayanıklılık tarafında bazı düşüşler yaptım. O da geçen sene ikinci yarıda çok fazla ayakta kalamaması olsun, işte Hı -hı. artık 90 dakikayı çıkaramaması olsun buna istinaden bir değişiklik yaptım. Onun dışında profil aynı. Ha bir de bitiricilik tabi. <laughs> Sergen Yalçın döneminde o 4 gol 11 asistlik evet. sapık istatistik yani onu aşağı çektim. 12 7, 8 yaptım onu. Evet yani zihinsel olarak zaten iyi. Yani çalışkan her şeyi yapan bir evet. oyuncuydu ama artık fiziksel olarak biraz e, düştü. Birazcık. Semih vermiyor, yani e, Semih Kılıçsoy da herhalde Beşiktaş alt yapısında en çok bahsedilen oyunculardan birisi. Şu an anitibarlı Beşiktaş e, altyapı Tarihinin en gol, golcü ismi şu anda Demek Kılıçsoy. Yani çok büyük yetenek. Zaten bu sene Wonderkid olarak çıktı. Eksi 8 potansiyeller aldığı var. Yani 160 arasında çıkıyor. Demek Kılıçsoy rakibine yapışan, rakibini adeta böyle sürekli rahatsız eden, yani sürekli ensende hissettiğin, artık yeter bir çek git dediğin bir oyuncu. Sol kanatta da sağ kanatta da kanat forvet veya da olarak da oynayabilecek potansiyel en büyük özelliği dediğim gibi zihinsel ve fiziksel aslında çok güçlü bir oyuncu. 16 yaşında olmasına rağmen 19 yaş grubuyla oynadığı halde birçok stoperi, birçok bek oyuncusunu peşinden sürükleyip onları peşine takıp gittiği dönemler oluyor. Hiçbir birebir mücadeleyi kaçırmıyor. Hatta bir iki veriyle ben bunu destekleyeyim hemen açayım önümde. Bu arada herhalde biraz daha teknik kapasiteden ziyade çalışkanlığıyla Tabii Mücadele zaten gücüyle. teknik kapasitesiyle öne çıkan bir oyuncu değil. Fiziksel ve zihinsel. Yani aslında. teknik 13 ama pas işte ilk kontrol Tabii. falan o kadar iyi değil. Teknik var ama. Tabii. Çünkü hani öyle bir oyun tarzı yok Semih'in. Baktığımızda hani daha çok rakibi ısıran, rahatsızlık veren, savunmalara zor yaşatan. Fakat hani dediğim gibi fiziksel oyunda altyapı maçlarıyla özellikle hani konuşmak istiyorum. Altyapıda fiziksel oyun diye bir şey aslında yok. Çünkü hı hı. fiziksel seviyeler çok düşük. E Doğru. burada semih gibi oyuncular olduğu zaman çok çabuk sırıtıyor. Çok çabuk ön plana çıkıyor. Yani diyorsun ya bu çocuk ne böyle hani yıkıp yıkıp geçiyor. Orada fark edilmesi çok zor bir oyuncu olmadı zaten. Semih de hani böyle bir öngörüm var. Gerçekte de bu öngörüyü hani şey yapıyorum, tutuyorum. Boyu 1.76 şu anda. Yani ne kadar uzar bilmiyorum. Hani ben kendimden biliyorum. Ben 23 yaşına kadar uzadım. Şu an 25 yaşındayım. Bilmiyorum nasıl bir genetiği var. Fakat e, çok fazla uzamazsa diye lafı oradan gireceğim. Sol tarafta muazzam bir kanat korvet olabilir bu fizikle. Sindiremeyeceği bek yok. Evet Şu yaşta bile. Bu arada şey de var hani e, dayanıklılık denge güç çok düşük gözüküyor ama bu çocuk daha Değil. 16 yaşında. 16 yaşında uçup gidiyor. 160'a yakın çıkarsa bir de ee, şöyle bir olay var hani teknik kısmını çok geliştiremeyeceği için zihinsel ve fiziksel olarak e, bayağı güçlü bir hale geliyor. Semih'in e, ben de bir fotoğrafını görmüştüm de bayağı aslında kaslı aslında bir çocuk yani o şeye göre. 16 yaşında yani benden daha büyük baldır var şu evet. kadar falan. Var. Bacak ben kasları şey... falan bayağı bir şey. Muazzam bir genetiği var İyi kullanması dileğiyle. Evet. Aytubatur Aytu gömeç. Benim e, en çok beğendiğim e, stoper e, özellikle son 10 yılda sanırım altyapıdan gelen en iyi stoper bu arada Serdar Saatçi'nin de önünde olduğunu düşünüyorum. Sol ayaklı, topla münasebeti gerçekten çok iyi. dribbling yapabilen, defanstan çıkabilen, uzun pasları çok isabetli. iyi bir pasör stoper. Aynı zamanda sol bekte de yine orta yapması o kadar parlak olmasa da sol bekte de kullanılabilir. Yani Ufak bir Tosic örneği yapabilirim. Yine benzeri bir pozisyon var. İsterseniz o ufak videoyu da buraya koyabiliriz. Sorun olmaz. Trabzonspor maçında, altyapı maçında telsizi kapatıp gittiği bir sekans var. Hı -hı. Stoper'den topu alıyor. Kaleye git kadar gidiyor. Vuruşunu yapıyor ancak kaçıyor. Dedim ben yani Tosic'i bu. Yani çok da benzettim. Zaten karakteristiğinde baskı altındayken rakiplerden sıyrılır var. Ve uzun toplar dener var. Bunları da zaten gözlemleyerek girdim. Geçen Aytü'yle de konuştuk. Kendisi Emrecan'ı kesmiş. Oraya kendini koymuş. <laughs> Sayısı da önlü bir atmış. <gülüyor> <gülüyor> Hafif bir kendine kıyak geçmiş. Söyleyim o da oğlum. büyük bir potansiyel. 120-150 aralığında çıkıyor bu da. Bizim zaten e, Türkiye'de yani iyi, Türkiye standartlarına göre iyi sayabileceğimiz potansiyel yetenek aralığı ne yazık ki 120-150 aslında. Yani. 120-150. Yani, yani bir Porto kariyeri yaparken 120-150'ye bakmazsın belki ama Evet. İki liginde bazen sarılmak zorunda kalıyorsun. Arthur Masuaku e... Masuaku West Ham'dan gelen profil. Hı hı. Kanat profili. Yani Beşiktaş'taki yaptığı işler e, ben şöyle diyeyim mesela tartışılan bir oyuncudur. Özellikle son 3 haftadır falan birazcık formsuz fakat yani bana Adriano'dan sonra sol tarafta en rahatlığı en çok rahatlığı yaşatan o konforu hissettiren oyuncuydu. Yani bu profil üzerinden çok konuşmama gerek yok çünkü kanat profili bu yani bu alıp giden oyuncu profili evet. bunu devre arasında daha bek profiline evrileceğim. Aslında şeyi de var yani ben de çok izlemedim tabi ama e, sanki baskı altındayken çok böyle hata yapmaya e, evet. meyilli olabiliyor ama e, inanılmaz da bindirmeleri var yani sol kanadı evet, sirkülasyon edebiliyor. Pas tarafı da gerçekten çok iyi mesela pas 12 kesinlikle yanlış bir değer yani onun. 13-14 dolaylarına çıkarabilirim. Pas oyununa muazzam katkısı var. Umut Meraş'a geldik. Umut Meraş da e, ya şunu söyleyeyim sanki oyununa göre profili iyi gibi mi duruyor bilmiyorum. Bana mı öyle geldi ilk bakışta ama. Ya Umut kısıtlı bir bek. Yani hücum Hı -hı. tarafı yok. Zaten orta yapma 11. E, dribbling 12. Evet. Yani bir standart bir o, hücum ortalamasına sahip. İyi bir savunmacı. Markaj 12 Topkap Monik yine pozisyon alması 11 ön hı hı. güzel. Yani öyle yeşilde olduğuna bakmayın ve sarı olduğuna bakmayın. Umut lig standartlarında güzel bir bek. Yabancı sınırda. kuralı kendi sınırda yani. Zaten şu an 120 şeyi var. Hatta tekrardan bir doğrulayım. Belki 115'e çekmiş de olabilirim onu. Aynen 115'e çekmişim. 115 diyası var şu an. Yani Masuak ile beraber çok rahat oynatırsınız. Umut iyidir. Evet. Gerçekte de zaten rotasyon yani. Montero e, Montero. Profilde bir şey yaptı mı? Değişiklik falan. Değişiklik yaptım. Birazcık daha indirdim profili. E, Montero'nun 120 idi. 115'e çektim. Hı hı. Montero beklenen patlamayı sürekli yapması yani istenen fakat bir türlü yapamayan bir oyuncu. Tabi burada hocaların da birazcık kabahati var. Çünkü Montero ne zaman baksam 2 maç, 3 maç yani 4 maç, 5 maç üst üste oynadığını ben görmedim. Ki o kalitede bir oyuncu. Bazı şeyleri iyi yapan, pasları çok etkili olan topla münasebeti çok iyi yani Stays mesela transfer edildi Stays çok büyük bir tecrübe çok büyük bir isim fakat Montero düzenli oynasaydı bir yarım Stays kadar olurdu yani en azından ama ben iyi değerlendirilmediğini düşünüyorum zaten şu anki profili de yine orta seviye bir profil yani kullanmak isterseniz kullanın kiraya da verebilirsiniz bunun servis getirisi ufak da olsa olabilir. Jackson Muleka'ya geldik. Geçen sene parladı ligimizde. Evet. Ee, herhalde biraz daha artık random girişleri falan vardı geçen sene yanlış hatırlamıyorsa. Şöyle geçen seneki profili birazcık daha işte Kasımpaşa araştırmacısı izledi. İzledikten sonra bu profili yaptı ki ben doğru profil olduğunu düşünüyorum. Geçen seneki performansına nazaran. Hı hı. Beşiktaş'ta sağ kanatta çarçur edildiği bir süreç var Balerin İsmail tarafından. Çizgiye yapıştırıldığı. Çok kaliteli bir santrafor. Yani Beşiktaş'ın yeni Abubakar olabilir. Şenol Güneş de kendisini beğendiğini zaten söyledi. Yine zamana ihtiyacım var Muleka özelinde. Güzel bir şey yani golcü. Golü iyi kokluyor. Attığı gollerden de görmüşsünüzdür. Ön sezi ve topuz alanı gerçekten çok kuvvetli. Bu profili yine izleyerek doğru şekilde yansıtacağım. Çok da konuşmaya gerek yok. Yani daha da 22 yaşında yani. Kendini Muleka'da yaşında da 140 yaşında. potansiyel var. Evet kendindeki hem oyunda hem de e, şu an Şenol Güneş'le bir şey yapabilir, ileriye taşıyabilir. Enkudu en sevdiğin oyuncu. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> en sevdiğim oyuncu. Şimdi Enkudu normalde ben Enkudu'ya yani sakat bu kadar sık sakatlık yaşayıp da bu kadar güzel denen oyuncu ben nadir hatırlıyorum. Çünkü Sergi önce döneminde de bir sakatlık yaşadı. Yine döndü goller attı. Sergi önce gitti sakatlanmıştı yine döndü yine goller atmaya başladı. Hele Vadene İsmail döneminde yıka yıka adam geçtiği bir 3-4 hafta vardı. Yani hızlı hızlanmasının gerçekten eski haline kavuşması beni mutlu etti. Zaten burada hızlı hızlanmasını yine yükselttim. Fakat işte bazı durumları var Enkudu'nun noksanlıkları. Uzaktan şut yok. Konsantrasyon ve kararlılık zaten diplerde. Rakibi ısıran bir oyuncu değil. Hı hı. pas ortalama, vizyon ortalama. Hani bazen iyi paslar da atıyor, kötü paslar da oluyor. Yani en kudunun en iyi yaptığı iş zaten özel yetenek 15 hız hızlanma, çeviklik, iyi bir driblingçi, çok kaliteli bir driblingçi. Açık alanda birçok rakibin en büyük tehdididir yani. Evet. Biraz da dengesiz işte 2-3 maç çok iyi oynayıp Evet. Kaç maç dökülüyor. Nathan Redmond Oyun, yeni geldi. Oyunda da böyle zaten. Evet. Redmond da yeni geldi. Ben yine profile dokunmadım. Bu Southampton'dan kalma profil. Redmond'u da e, detaylı incelememiz lazım. Çünkü Bayern'e İsmail hiç kullanamadı Redmond'u. Sonradan Ümraniye maçında oyuna girince çok muazzam işler yaptı bence. Şimdi o Güneş onu bir nevi ben şeye benzetiyorum. Gökhan Töre'nin tarzına benzetiyorum Redmond'u. Böyle e, hem merkezden hem kanattan kat edebilen atik ve seri bir oyuncu. Onu da yine izle evet. izledikten sonra şey yapacağız. Pas işine de yatkın bir oyuncu ya. Redmond. Çok yatkın yani oyun gör... Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi kanatlardan birazcık tabiri caizse geri zekalı olmasını beklersiniz. Evet. Hani tek, teknik vardır fizik vardır uçar kaçar ama Redmond hakikaten pozisyon bilgisi, oyun zekası çok üst düzey bir kanat. O da işte hani Gezal kadar olmasa en azından Gezal'ın yarısı kadar katkı verecektir oyun kurulumuna. Valentin, Rozi'ye okey Valentin, Rozi. Evet deli dolu. Agresifliğini 17 yaptım. Halen çok fazla bireysel münasebet ve sert müdahaleler içerisinde yani 17 normal oldu zaten fırsat buldukça hücuma kattır sık sık topla beraber koşar zaten en çok yaptığı şeyler fakat Ümraniye maçında bir uyarı aldı Şenol Güneş'ten <laughs> özelde görüştü kendisi hız ve hızlanması 15-15 civarındaydı onu 14-14'e çektim 15-15 hızlanma uçuyor yani baktığınızda <laughs> öyle bir oyuncu değil fakat iyi bir drapingçi iyi orta kesiyor Zaten ligin en kaliteli. Sağ beki şu anda kalite olarak. Rozier öyle. Yani. Evet. Roman sayısı geldik. Bu da Ro yine e, Premier topladığınız topladığınız bu sene takımı. Evet. Birazcık öyle oldu. Değiştirdin yani, mi? Bir şeyler yaptı mı? Hiçbir şey değiştirmedim. Aynı profil. Fakat benim şu profil üzerinde çok garip şeylerim var. Ben gidip bunu önlü bir koyuyorum ya. Yani, çok güzel oluyor. yani, becerisi falan da var. Yani Acayip oyun kuruyor geriden. Çünkü şimdi Tayip Talha var, Emre var. Kıyamıyorum ikisini şey yapma. İkisini kuruyorum. Önlerine de sayısı koyuyorum. Onlar hani Sensei çekirge muhabbeti gibi aslında. Birazcık sayısından de yardım alıp savunma kurgusunu ilerletiyorlar. Yine bu profilde çok değişiklik yapacağımı sanmıyorum. Ya böyle bir iki puan değişiklikler olur ama uçup kaçmaz bu profil. Aynı. Evet. Tayyip Talha sonuç herhalde Beklentilerini de biraz böyle performansıyla hem karşıladı, böyle devam ederse üstüne de çıkacak herhalde bu sezon. Üstüne çıkacak gibi duruyor. Zaten Tayyip Talha şu anda hemen kontrol ediyorum. 120 CA, 120 mevcut yetenek puanında. Adana Spor Araştırmacısı Uğur Hocam yaptı profili. Hı hı. Buradan ona da selamlarımı göndereyim. Eline sağlık diyorum. Bir iki detayı unutmuş. Teknik ve soğukkanlık tarafında yani tekniği 10 yapacakmış. Soğukkanlığı da 13 yapacakmış fakat unutmuş kendisi gemide çalıştığı için. Evet. Yani uluslararası gemide çalışıyor. Zor bir iş onun içinde araştırmayı da takip etmek. Ee, o tarafta ufak bir güncelleme oldu. Tam sürümde teknik 10, soğukkanlık 13 olarak gelecek. Ama onun dışında değerler aynı olacak. Devre arasında ben performansa göre bir artış verebilirim böyle devam ederse. Oza'da bir değişiklik yok herhalde. O da bir değişiklik yok. Kaptan zaten ya bu profiller geçen sene ağırlıklı olduğu için çok Hı -hı. elzem bir durum olmadıkça değiştirmiyorum. Evet. Bu sene birazcık formsuz girdi. Sakatlıktan iyi çıkmadı. Ankara Gücü yaşanan olay var malum. Hı -hı. Hani kırıldı birazcık psikolojik olarak. Yani eski Joseph değil. Zaten bu profil 140C olduğunu aldanmayın. Bu geçen seneyle alakalı dediğim gibi takımın bel kemiklerinden biri haliyle. Yani Joseph özelinde bu formsuzluk ve psikolojik durumlar devam ederse bu profil yine 35'e düşebilir gibi duruyor. Hatta büyük ihtimalle düşecek yani çok ekstrem bir şey olmaz. Böyle devam ederse diyorsun. Evet. Demirege tıknaz orta sahada maestro olacak mı? Yani olacaktı, sakatlandı. Çok sıkıntılı bir sakatlık geçirdi. Yani şu anda hala iyileşme sürecinde özel çalışmalarına devam ediyor. Geri dönmeye çalışıyor. Hatta şöyle bir bilgi vereyim. geçen sene o Galatasaray 19'un şampiyon olduğu sene eee Demirege sakatlandığı seneydi. Ve Demirege öyle bir oyuncuydu ki Demirege sakatlandıktan sonra Beşiktaş 19'un tüm savunma ve hücum varyasyonları değişti. O kadar değerli bir oyuncuydu. Kafa toplarını çok iyi kullanan, zıplaması, kornerden 3 golü vardı o dönem. Yani hem savunma kurgusunu düzenleyip hem hı hı. takımı hücuma hazırlayan hem de ekstra yapıp kornerlerden gol atan bir oyuncuydu yani Demirek'e gittikten sonra zaten yani Beşiktaş direndi direndi ama yine Galatasaray'a şampiyonluğu <laughs> verdi yani çok önemliydi <laughs> bu boy gerçek mi ya 1.93 gerçek <gülüyor> maşallah <gülüyor> peygamber devesi <vesiyordu>. gibi <laughs> çok uzun İnşallah hemen e, iyileşir döner ve e, Cenk Tosun yuvaya döndü Herhalde evet. değişiklik olmayacaktı. Bilmiyorum Cenk zaten Baş. bitiriciliği iyi bir adam. Şöyle var bitiricilik şey değişiklik 130 CA geldi bana. Hı hı. Şimdi 130 CA demek mesela Artur Masuaku, Enkudu, Salih Uçan'a çok yakın CA'lar. Yani 2 senedir adam akıllı top oynamamış bu futbolcu için 130 CA çok. Ben bunu 120 dolaylarına indirdim. Çünkü Cenk'in yani şey olarak geleceğini ben düşünmüyordum. Zaten hazır olarak gelmedi iyi bir kamp geçirdi. Hazır oldu. Şu anda zaten iyi durumda. Şu anki durumum da yine böyle devam edecektir muhtemelen. Devre arasında fiziksel tarafıyla birazcık daha yansıtıp zihinsel tarafıyla da birazcık dengeledikten sonra çözebilirim. Hani bu geçen sene olduğu için düşüş yapmak durumundaydım. Çünkü yapmadığım takdirde Vagor Cenk, baktığımızda Muleka falan yapay zekada dengesizlik olabilirdi. Evet doğru. Egemen Tutar'a geldi. 18 yaşındaki bir başka stoper altyapımızın iyi denilebilecek stoperlerinden biri. Fakat bir türlü o beklenen patlamayı yapamadı Egemen hı hı. Tutar. Yani kesinlikle hiçbirini ayırmıyorum. Hepsi çok kıymetli. Fakat kimisi o beklenen şeyi gösteremiyor bir türlü. Parıltıyı gösteremiyor. Egemen de onlardan biriydi. Tabi daha 19, 18 yaşında önünde en az 2 sene vakti var. Yani kim oyuncu bili biliyorsunuz yani 16, 17, 18 bir şey yapmaz. Bir anda bir 19, 20 evet. bir vites atar gider. Yani şimdiki seviyesini yansıttım. Potansiyelde 110-140 arasında çıkıyor. Yani 110 140 da aslında 140'a yakın çıkması çok zor aslında. Yani daha böyle birincilik seviyesinde kalıyor yani şey olursa Evet da. şu an potansiyel olarak birincilik seviyesinde bir futbolcu. Ben Salih Uçant sözleşme uzatmıyor genellikle başka takıma gidiyor Beşiktaş'ta. Ben birkaç simle de öyle evet. gördüm yapay zekadaki şeyle alakalı aslında evet. ee, bu mali durumlarla alakalı birçok futbolcu hı hı. serbest falan kalıyor. Ekli Beşiktaş'ın bu sene UEFA anlaşması da oyuna yansıtılmadı bilerek bu bu bağlamda çünkü kulüp şu an bile e, borçları yükümlülüklerini get yerine getirmediği zaman tesis satıyor. Hı. oyunda. Altyapı tesislerini satıyor. Benim de başıma gelmişti. Öyle bir saçmalık var şu anda. Hani o saçmalık devam etmesin daha farklı boyutlara gitmesin diye o tarafı da eklemedi şef bizim. Yani çözene kadar en azından böyle devam edecek. Salih normalde ellemeyeceğim bir profildi fakat kamp dönemi olsun ligdeki gösterdiği performans olsun hepimizi şaşırttı. Salih muazzam döndü. Compensator verilerinde defansif ve pas istatistiklerinde sürekli top 3'te, top 5'te olan bir oyuncuydu. Hı hı. Burada yine top kapmasını dam süründe birazcık değiştirdim. 11 yaptım. O tarafı biraz daha güçlendirdim. Bu sene daha komple bir oyuncu. 6'da oynuyor, 8'de oynuyor çok fazla pasarası yapıyor. Eskiden çıt kırıldım olan Salih evet. artık e, mücadele ediyor, top kazanıyor, topu koşturuyor. Bu profilinde uygun olduğunu düşünüyorum. 125 diye şu anda. Peki bir şey soracağım. Bu Salih sanki e, 20 yani bu 27 28'den sonra e, profili, oyun profili falan oturup daha farklı bir oyuncu olacak gibi. Hani geçen sene evet. fena değildi Başakşehir'de. Hı? Bu sene de iyi gidiyor. Ve, Yine de Beşiktaş'taki dominantlığı yoktu tabi ister istemez. Evet. Ve Necip. Necip. <laughs> e, Beşiktaş'ın çocuğu. Yani Necip bildiğiniz Necip zaten. Biraz konsantrasyon, ön ve pozisyon almada bazı istiklal yaptım. Çünkü e, Ayıp Tavhan Sanuç gelene kadar süreçte Necip Uysal Stoper oynadığı dönemde çok ciddi hatalar yaptı birçok gol onun yüzünden yendi. Bunda da zaten hani dediğim özelliklerde düşüş yapıp birazcık da pastan kırıp profili gerçeğe uygun hale getirdim. Evet yani Necip evet çok mücadeleci bir oyuncu. Top kapması markacı falan iyi ama her an e, kaleye bir sürpriz bırakabilir kendi Evet mesela. kesinlikle. E, ligdeki en iyi golcülerden birisi. Vagos. Kesinlikle. Yani benim de zaten Pivot sevdalısı olduğum arkadaşlar bilir. Hı -hı. Pivot yorumu dayanamıyorum ben. belli Perika falan hep aldığım oyunculardı zamanında. Regors'un profilini de edilemedim. Zaten hani baktığımda çok fazla değiştireceğim bir şey var mı diye soracak olursanız var aslında da şimdi buradan söylemeyeyim. Birazcık daha ıı, notlarımı aldım. Ama maçların geçmesini bekliyorum. Bir de benim için şöyle bir zor tarafı oldu. Ben ajandaya maç maç not alıyorum. Şimdi Şenol Güneş geldi. Tam tersi oldu her şey. Evet, Aldığım notlara doğru. bir baktım. Ümraniye maçında her şey tam tersi oldu. Yani ek, takımın eksilerini not almışım mesela Valen esmal döneminde. Şenol Güneş döneminde bir açıyorum hepsi artıya dönmüş bir maçta. Evet o, o çok zor yani. O çok zor bir durum gerçekten. Ama altından kalkmaya çalışacağız. Elimizde güzel bir istatistik e, şeyi var, imkanı var. Hallederiz hiç sorun değil. Peki Delali'ye geldik. Ee, büyük bir düşüş yaşıyor. Şu ana kadar da herhalde yani bu profilden biraz daha düşüş yaşayacakmış gibi duruyor. Bundan sonra toparlar mı bilmiyorum ama. Ya söyle işte ben düşüreyim dedim de. 139 Hı -hı. geldi abi. Çok büyük yani 139 ne demek. Burada biraz ben yabancı araştırmacılara da giydireceğim burada. arada. Kusura bakmasınlar. Profili gönderirken abi biraz insan düşürür ya. Ya bu adam zaten bu lig seviyesinde olmasa buraya gelmezdi. Bir düşüş yaşamasa buraya gelmezdi. Icardi olsun, Gomez olsun. Yani Icardi zaten biliyorsunuz hiç düşürmemiş yani. Icardi fanboy mudur nedir artık bilmiyorum da. Hani hiç düşürmemiş adamı. Ve öyle olunca da biz şöyle oluyoruz. E şimdi Delali ben düşüreyim tamam. Bana göre 130 hatta 125'e kadar düşebilir. Hı hı. Sağda yürüyor adam. Ha şimdi Şenol Güneş döneminde toparlanıyor biraz. Hani kıpırdanmalar var. Öyle çok da yerici konuşmayayım ama. Hani bu adamın hakkı 140'a yakın bir cihaz değil. E ben bunu düşürmek istesem edemezler mi? Sen ne izlediğinde neye göre düşürüyorsun? E şimdi mecbur bu adam böyle kalmak zorunda. E ben izledikten sonra düşüreceğim. Ama yani yabancı araştırmacı düşürmediği için evet. burada biz yarım dönem yüksek profillerle oynamak durumunda kalıyoruz. Aslında hani bize orada laf atıyorlar Twitter'da, YouTube'da, ekşide falan ama hani bu yabancı araştırmacıların biraz iş güzergahı. Yani o adamlar da farkında. Mesela Cenk'te olduğu gibi mesela Cenk 2 senedir top oynamıyor. Adam bana 130 ya gönderiyor. Gönderme. Evet. Düşür 120'ye ben de uğraşmayayım. Şeyde de öyle. Şimdi bir sene yani Tottenham'dan sonra bir sene Everton'da kaldı. Oynamadı evet. bile yani hani. Oynamadı. Çok kötüydü. E Beşiktaş'a geldi. Ya o şey sıkıntı oluyor. Çok fazla takım değiştiren, peş peşe senelerde takım değiştiren evet. oyuncular çok böyle ortada kalıyor. Leke James geldi. Bitiricilik 17 miydi? Kaçtı. Evet, evet 17'ydi. Çok muazzam. Bir de şöyle bir şey de var. Benim şimdi takımın en yıldız oyuncusu 140. Gerçeklik oyuna bakıyorum. 140 olan oyuncular Stoaz'da, Gezal, e, Vegor, de 139, aslında 140. Çok e, büyük. ama nerede gerçekteki oyun yok? Tarsızlık var çok büyük. Evet, e, Atakan Keskin'in hazır aldığın bir hazır aldım. Mustafa yapmıştı. Tam böyle Atakan'ı ben epeydir takip ediyorum. Yine zor bir sakatlık yaşadı. Sivasa evet. geldi Göztepe'den sonra. Yani oynatmıyoruz daha önce genç oyunculara çok şans vermiyordu ama tam böyle oynamaya başladı. Daha dedim Atakan kalacak falan. Beşiktaş'a transfer oldu. Tam böyle Sivas'ta form tutmuş diyebileceğimiz bir seviyeye evet. gelmişti. Profil Mustafa'nın yaptı profil. Gözlemlerin zaten çoğunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Fakat geldi forma şansı bulamadı. Evet. Bulamayacak gibi de gözüküyor. Aslında belli olmaz yani Şenol Hoca'nın sağ solu hani bir anda biri gözüne batarsa Hı -hı. bir anda Atakan'ı içeri atabilir. O yüzden yine bir devre arasına kadar bekleyip ona göre düşürmem gerekiyor çünkü yarım devre oynamayan bir oyuncunun aynı profilde kalması yani en azından statik özelliklerinin düşmesi gerekiyor çünkü top yüzü görmedikçe yavaş yavaş çok büyük bir profesyonel değilse düşe geçiyor. yani çünkü Atakan oynadıkça yani gelişiyordu. Sivas'ta oynadı ve hani galibiyet golü falan atmıştı kupada. Hani o Ben oynatıyorum bir de yani evet. oyunda güzel gelişiyor bu arada. Yani bu profili oynatın hı hı. direkt mezzele destek Getso'nun yanında. Devam güzel akıyor yani profil. Evet. Bir sonraki oyuncu Göktuğ Baytekin. Genç kaleci. Göktuğu. Evet Göktuğ yine e, altyapının önemli değerlerinden biri. Fakat yani yaşına göre normal özellikleri zaten. Yani öne çıkan özellikleri birebir refleksler ve çeviklik. Çok atik bir kaleci yaşına göre. hı. ile hı. de yine e, muhabbetimiz falan oluyor. Konsantre bir kaleci. Kararlı bir kaleci yaşına göre. Zaten e, 11 ve 13 değerleri görüyorsunuz. E, teknik tarafında geliştirmesi gereken şeyler var. Yolu uzun. Şu an altyapının birinci kalecisi. Yani göktuğdan devre arasında veyahut da sezon sonuna kadar bir performans zıplaması bekliyorum. Bekle yani olursa eğer bu profilde daha yükseklere çıkabilir tabii. Evet yani tabii hani burada sen yanlış anlaşılmasın sen hani önemli bir oyuncu falan diyorsun. Hani insanlar çok mu potansiyeli var falan gibi algılamasın. Yok, yani bu Tabii tabii yani o şey aslında hani önemli oyuncu dediğimiz zaman şunu kaçırıyor insanlar. Hani önemli oyuncu dediğim adam benim Avrupa'ya gidecek adam değildir ki yani bu oyuncuların zaten senaryosu belli değil daha. Hani bu oyuncuların kaderi farklı olacak. Hı hı. Yani tıpkı oyunda olduğu gibi biz neden oyunculara 120 ile 150 potansiyel veriyoruz? Çünkü böyle düşünüyorum ben baktığımda. Bu adam oynadığı oyunla yakaladığı istatistiklerle en kötü varacağı potansiyel ne? 120 en kötü ne demek? Süper Lig ortalaması demek. Evet. 150 ne demek? Süper Lig'in yıldız seviyesi, Süper Lig'in üstü Avrupa'da da devamlı oynayabilecek bir profil. Yani Bunları zaten çok az oyuncuya veriyoruz. Ama Beşiktaş jenerasyonu çok şanslı bu sene. Gerçekten kendileri de farkında bunun. Çok önemli yetenekler çok bir arada toplandı ve ona rağmen bir simetri bozukluğu yok takımda. Hepsi birbirle çok iyi anlaşıyor. Fakat hani arada kalan bazı oyuncular da oluyor ister istemez. Bir başka genç Berkay Kenç Temur. Berkay Biraz Kenç. daha rakip kaleye yakın oynayınca performans alınacak bir oyuncu galiba. Öyle aslında tam tersi. Berkay çok iyi bir regista, Çok iyi bir altını hmm. var sık sık bitirici ara paslar dener ve uzun mesafeli paslar dener var. Altın Ordu ile oynanan U17 final maçında Beşiktaş'ın şampiyon olduğu Semih Kılıçsoy ve Berkay Kençdemur'un damga vurduğu bir finaldi. Berkay hani yaşına göre o kadar olgun o kadar teknik ki. idolü de bu arada Sergio Baskets onu da öğrendim. Bilgi kısmında idolünde yazıyor Baskets oldu. Onu da oyunu ekledim. Çok teknik bir oyuncu. Sıkıntılı bir sakatlık yaşadı. Şu anda geçen hafta ilk defa kadrodaydı. Geri dönüş işlemlerini gerçekleştiriyor. Bireysel olarak çalışıyor. Hani şöyle diyeyim şu an mesela Berkay Vardar'ın konuşulduğu dönemi baz alıyoruz. Ama Demir ve Berkay bu sakatlıkları yaşamasaydı Berkay Vardar'ı konuşmazdık. Çok net söylüyorum. Çünkü Vaderen İsmail kadroya dahil etmişti kamp kadrosuna. Sakatlandığı için iptal olmuştu. Berkay Kenç Temur Berkay Vardar'dan önce oynayabilirdi yani. Tabi Demir de oynayabilirdi. Evet. Berkay Vardar. Bir maçı mı var Berkay'ın bu arada? Berkay'ın şöyle şu an dört maçı var Berkay'ın. Süper Lig'de şöyle. Tabii, tabii Süper Lig'de 4 maçı var. Hemen onun istatistiklerinde tabii bir ilk açayım. İlk 11'de mi bir var acaba? Bir maçta çünkü izledim Berkay'ı. Bayağı da topa müdahalelerde başarılıydı yani. Şimdi Berkay Vardar'ın 4 maç baz alındığındaki istatistiklerinde. Hatta şöyle klasörden açayım direkt. Hı, hı. Şimdi Berkay Vardar oynadığı 4 maçlık periyotta araya girmede Salih Uçan, Lucas Biglia ve Lucas Piglia'nın arkasında üçüncüydü. Başarılı defansif aksiyonlarda Melih Kabasakal'ın ardından ikinciydi. Üçüncü yine Salih Uçan bu arada. Salih Uçan'ı da geride bırakıyor bu dört maçta. Birebir indekste de Fredrik Ulvestad, Melih Kabasakal ve Torreira'nın arkasından dördüncü. Yani 19 yaşındaki bir oyuncunun rakiplerine baktığımızda böyle canavar e, alt numaralarının arasından sürekli ilk üçte ilk beşte yer alması muazzam olay. Evet. Yine defansif indekste birinci Defansif indeks yani defansif aksiyonların toplam puanında Biglia ve Salih geçmiş. Benjamin İstanbulyası, Siopis'i geçmiş. William Araoyu geçmiş 4 maçta. Tamam bu sezon ilerledikçe zaten doğal olarak bu oyuncular öne çıkacak ama yani 26-27 yaşında 30 yaşında süper tecrübeli oyuncularla kıyasladığımızda bu önemli bir adım Berkay için. Yani Çok fazla şey gösterdi. Şey önemli tabii oynadığı farklı maçlarda da farklılıklar gösterebilir ama sonuçta ben bile hani hiç şey yapmadan baktığımda şu an hangi maç olduğunu hatırlamıyorum yine ama e, hani savunma yönünde bayağı bir rakipten top kapıp e, şey yapmıştı. Onu da ön plana çıkarmışsın zaten. Savunma yönü güçlü, pas yeteneği falan biraz daha kısıtlı bir oyuncu. Topla münasebeti kısıtlı yani zaten kısa ve basit pasla oynamayı seviyor daha çok risk almıyor. Hmm. Pas 9 kötü bir özellik değil. 19 yaşında 11-12 dolaylarına çıktığında zaten iyi bir dos elde edebilirsiniz ben Necip'ten sıkıldım Necip'le uğraşmak istemiyorum derseniz stopere koyun yine çakalı stoper Hı. olarak iyi bir performans gösterecektir. Yani yaşına göre iyi bir oyuncu. Potansiyeli 135. Yani potansiyel olarak öyle ekstrem şeyler vaat etmiyor. Fakat mevcut olarak hani baktığımızda ligin gediklisi olabilecek Beşiktaş'ın aslında bir nevi yeni Necibi olabilecek bir oyuncu diyebiliriz. Evet. Necati Bilgiç sol açık evet. forvet arkası Sol açık, forvet arkası, merkez. E, şu an altyapıda bu üç bölgede de oynayabiliyor. Hı hı. Yetenekli. Pasları gerçekten, vizyonu çok kuvvetli bir oyuncu. Topsuz alanda da çok önemli işler yapıyor. E, potansiyel tarafında işte birazcık e, kısıtlıyız. E, ve tabi maça çok dahil olamıyoruz. Maçtan çok fazla koptuğumuz dönemler oluyor. Hani klasik Türk altyapı oyuncu profili aslında Necati. Hani yetenekli dribbling yapmayı seven, topla münasebeti iyi. Fakat işin mental ve fiziksel kısmına geldiğinde defoları olan bir oyun. Zaten güç tarafında da zaten görüyorsunuz bunu. Evet. Operasyon 8, cesaret e, agresiflik 7, çalışkanlık 9. Mücadele kısmında biraz daha sönük kalıyor. Evet daha tek bir oyuncu. Kiralık oyuncu herhalde dokunmadan gidecek gibi herhalde. Devam etmeyecek kiralık muhtemelen zaten oyunda da alamıyorsunuz. Ya bilmiyorum. Tayfur Bingöl garip yani. Yürüyen Beşiktaş adam. Paylaşımları falan yani. Çok acayip seviyor Beşiktaş'ı. Ne yapar ne eder bilmiyorum. Şey eklemeyi unuttuk burada. Merkez orta saha da oynayabiliyor. Ön libero da oynayabiliyor. Onları eklemeyi unuttum. Onları da ekleyeceğim. Devre arasında. Yani Şenol Güneş'in de çok fazla kullanacağını düşünüyorum. Ek olarak bunlara cevap verirse Şenol Güneş alın der Tayfur'u. Evet. Hani oyundan bağımsız söylüyorum. Şenol Güneş kullanır, sever çünkü böyle futbolcu Cemal Azat Demir. Cemal Azat Demir. E, altyapının baby olcayı. <laughs> yani golü koklayan, penaltıları iyi kullanabilen, e, çok fazla atak pozisyonuna girebilen. Fakat e, oyunun kurulum kısmında, pas kısmında bazı olmayan, daha çok fırsatçılık özellikleri olan bir oyuncu. Yani fırsatçı golcü de diyebiliriz aslında. Onun kanat versiyonu. Hı hı. Tam -um terde değil ama ara bir oyuncu. Cemal Azat önemli goller attığı dönemler oldu. Yani fiziksel şeyi iyi. Yani topla münasebeti zaten hani ofansif kısımda iyi fakat oyun kurmada noksanlıklar var. Zaten vizyon 8 pas 9 Ortalamanın o, birazcık altında. O herkes de oluyor zaten ya. Herkes de oluyor zaten. Ee, Ceza sahasına girmek için uygun anı bekler diyor zaten yani evet. birazcık da orada yansıtmak istiyorum Oyun tercihlerinde, karakteristiklerinde girdin yani tek tek oyuncu. Evet Eğit geliyor. Ee, şeyi tamamladık, Ersin'e döndük. Burada şeyi sormak istiyorum. Tabi. Ee, 120 ve 150 arasındaki potansiyel yetenekte kaç oyuncu var altyapıda? Hemen bakayım. Ben hemen yeni teknik direktörünüzü ekrana alayım. Tamamdır. Ben şimdi söylüyorum. Hı hı. Aytu Batur Gömeç, 75'ten bahsediyorum yani 120-150 aralığında. Aytu, Berkay, Demirege, Emre Bilgin. Evet. Bunlar eksi 75. 4 tane 120 ve 150 arası potansiyel yeteneğe sahip evet. oyuncu var. Necati Bilic 7. Emre Kaya 7. 110 yani 140, 110 -4. ile 140. Evet. Serkan Emrecan Terzi 7. Göktuğ Baytekin 7. Yani şu şeyi İki tane de x65'im var. Onlar da 100 ve 130 mu? 100 ve 130. Evet. Cemal Azat Demirli Egemen Tutar. Egemen Tutar eksi 7 olarak söylemişim. Hı -hı. Onu da düzeltmiş olayım. Ee, yani şey aslında üzerine iyi potansiyeli çıkarsa üzerine düşmemiz gereken 4 tane oyuncu var. Kesinlikle. Hatta bu eksi yedilerde bile olabilir de yani onlar biraz zor çıkar tam potansiyel. Ekstra şans gerekiyor. Evet. Zaten eksi sekiz olan da bir tek Semih Kılıçsoy var. Emirhan İlkan vardı ama o da gitti yani. Gittiği için de değinmemize gerek yok aslında. Evet. Emirhan, Rıdvan bunlar da altyapıdan evet. giden oyunculardı. şey de gitti. Serdar Saatçı da gitti. Serdar'ın mental sorunları var. Valerian İsmail döneminde o soyunma odasının kapısını tekmeleme işte yani Hoca oyuna sokuyor. Hiçbir şekilde yani yürüyerek koş yürüyerek adımlıyor, koşmuyor, çaba göstermiyor. Sosyal medyada bir iki muhabbeti döndü. Sıkıntıları olan bir arkadaşımız. Onu da zaten o şekilde yansıtmıştım mental özelliklerinde. Hı -hı. Şu anda zaten çok da e, tutulmuyor anladığım taraf kadarıyla Braga tarafında. İsim daha gitti galiba. Braga'da da kırmızı kart gördüğü bir pozisyon evet, vardı. Evet, kırmızı saatleri. kart gördü. Yani biraz skandal oldu. Ee, şey vardı. Emirhan Delibaş'la mı gitti? Emran Delibaş da gitti. Emran Delibaş e, profilini şey yapamıyoruz herhalde şeyden dolayı bu datadan dolayı. Emran Delibaş'la alakalı da şunu söyleyeyim. Yine Semih Kılıçsoy'la beraber altyapanın en fazla gol atan oyuncusu. E, Emran Delibaş'ın şöyle bir şeyi var Semih Kılıçsoy'a nazaran. 19 yaşında ve bunu kanat oyuncusu olarak yaptı Emran Delibaş. toplamına münasebeti çok iyi. Profili Özel getirdi. yetenek çok güzel abi. E, teknik üst düzey üst düzey bir driplingçi. Yani topla hakikaten muazzam münasebeti var. Emirhan'ı izleyen altyapıda her zaman hani demiştir bu çocuk çok iyi yerlere gidecek. Fakat özel yaşantısıyla alakalı bazı bilgiler vardı. Ondan dolayı birazcık bir yön tercih etmesi gerekiyor. Hafif bir sergenlik durumu var öyle diyeyim, öyle anlaşılsın. Yani o taraftan saparsa çok büyük futbolcu olacaktır. Öyle ee, diyeyim. Peki Şenol Güneş geldi, ne düşünüyorsun? Şenol Hoca'nın profiline <laughs> El atacak mısın? Mail, mail ya, maidli, maidli ya şimdi burada yani. burada hani birazcık tabi <laughs> araştırmam da lazım. Hoca birazcık şey geldi çünkü farklı geldi. Bazı defolarından kurtulmuş, kendini güncellemiş olarak geldi. Yaylı havası yaramış yani kesinlikle katılıyorum dediklerine. Yani bir şu şu tarafına taraftar olarak cevap vereceğim. Yani Valerian İsmail bir projeyi tutmadı fakat hani Valerian İsmail böyle öyle garip şeyler yaptı ki ben Şenol Hoca'yı bizde olduğu dönem eleştirdiğime pişman oldum yani hakikaten. Sergen Hoca'yı da bazı durumlarda eleştiriyorum. O birazcık mükemmelliyetçiliğimden kaynaklanıyor. Hani daha iyi olsun, daha iyi olsun istiyorum ama yani Allah öyle bir tane gönderdi ki bambaşka yani ben kendime gelemedim. Ya yani şu üstümdeki forma galibiyet göremezdi yani İsmail döneminde izlediğim maçlarda öyle diyeyim size. İlk Ümraniye maçında giydim, galibiyet geldi. E, ee, peki Şenol Güneş'te izleyip e, birkaç maç daha böyle giderse herhalde diziliş tercihini de falan değiştireceksin ha? Tabii tabii. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Bu sene bizim ORDB var. İşte bu şey yaptığımız değişiklikleri girdiğimiz veri tabanı sitesi. Orada bir değişiklik oldu. 4-3-3 mesela hani 4-2-3-1 dediğimiz sistem mesela artık iki tane ön libero ile oynanıyor. Bu yapay zeka için geçerli, sizin için geçerli değil. Evet. Yani hocalarda böyle değişiklikler yaptığımızda hani yapay zekada görürseniz iki ön libero ile çıkılır mı falan bu Games'in değiştirdiği bir durum. Bizle alakası yok. Biz onu hani dengelemek amaca şöyle yapıyoruz. Bir ön libero, iki merkez orta sağ gibi yapıyoruz. En azından daha gerçekçi olabiliyor. Aslında burada güzel bir pas attın onu söyleyeyim. E ee, bu sene FM 23'te şunu fark ettim. Geçen sene mesela merkez orta sahada oynayabilen bir oyuncu e, defansif orta saha pozisyonunda oynayamıyordu. Hani o o role uyumsuzdu. Evet. Bu sene onu dengelemişler ama bu sefer de şey yapmışlar. Dediğin gibi hani 4-2-3-1 iki ön liberoyla çıkıyorlar %90. Evet yani o merkez değişiklik garip oldu ya. birazcık. Çok anlamadım ama neden olduğunu vardır bir bildikleri. Bu arada şey bir altyapı algoritmam var benim ondan Hı bahsedeyim tabii. bu sene uyguladığım üzerine çok çalıştık mesela bizde süperlik ortalaması hatta bir Discord'dan ben hemen bizim ortalamalarımıza bakayım araştırma sunucusundan eleştiri aldığımız bir durum yine hiçbir şey konuşmuyorlar etmiyorlar falan dediğim halbuki günde 50-60 mesaj giden bir sonucu. herkes fikirlerini tartışıyor. Şimdi Süper Lig'in mevcut CA ortalaması 120, hı hı. mevcut durumda yani. E, birinci Lig'in 101, ikinci Lig'in de 84. Şimdi ben genç oyuncuları yaparken, e, şeflerim, şeflerimizden de bilgi aldım. Oyunda bulunan genç oyuncular, yani U19 seviyesindeki hı hı. oyuncuların CA'larının ortalaması 50. Bu dört büyükler dahil hariç yani şöyle diyeyim dahil olduğu kısımda var hariç olduğu kısımda var ben hariç olduğu kısmın 50 olduğunu öğrendim ve buna göre şöyle şunu düşündüm şimdi diğer takımlara baktığımızda dört büyük takımın altyapısında oynayan çocukların biraz daha seviyesinin yüksek olmasını bekleriz çünkü haliyle adamlar Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzon almış onlar evet. diğer takımlara nazar hani kötülemek için söylemiyorum hani özel bir şey görülmüştür ki alınmıştır o yüzden biraz yapay zekada test, birazcık bir mantık yürütmeyle şuna kanaat getirdim. Beşiktaş altyapısının en vasat yani vasat yani ortalama altı vasat demeyelim de ortalama altı diyeceğimiz oyuncusuna 60 ceha biçtim. Altyapıda ortalama diyebileceğimiz oyuncuya 70. Altyapının yıldızı diyebileceğimiz oyuncuya da maksimum 80 ceha biçtim. Tekstenin üzerine de Berkay Vardar gibi az takımda 3-4 maç şans bulmuş. Artık az takım rotasyona dahil olmuş fakat potansiyel oyuncular için 80 üstünü tercih ettim. Zaten Berkay'da 90 C. 80 C olan oyuncularım da Semih Kılıçsoy, Aytubatur Batır Gömeç, Berkay Kenç Bir de yanlış hatırlamıyorsam Demirege Tıknaz var. Bir sistemden tekrardan gireyim. Aytubatur Batur Gömeç, Berkay Kenç Tomur, Demirege Tıknaz, Semih Kılıçsoy. Altyapının şu an yıldızı konumundalar. Hem kalite olarak bazıları da performans olarak. Necati Bilgiç 75. Arada bir oyuncu dediğim gibi hani iyi şeyler yaptığı da oluyor. Yani ortalama da değil, yıldız da değil. Arada Emre Kaya, Cemal Azat Demir, Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin 70. Alt yap için ortalama yetenekte futbolcular. Hı hı. Egemen tutar da 60. Yani onların biraz daha altında. Şimdi bu algoritmayı neden anlattım? Bu algoritmanın hani ne faydası oldu diye soracak olursanız. Şimdi 80 CA demek e ikinci lig seviyesi 84 demiştim. İkinci ligde oynayabilecek bir profil. E baktığımızda Semih, Demirege, Berkay, Aytu ikinci ligde hayli hayli oynayacak oyuncular. Fakat 90'a çektiğimde bunu birinci lig seviyesine geldiklerinde birazcık sırıtabilecek oyuncular. O yüzden 80-70-60 algoritmasının yoluna kanaat getirdim. Bunun yapay zekadaki en büyük artışı oldu. Mesela Bwonder veya veyahut da potansiyeli fena çıkmayan bir oyuncuda şöyle bir şey görürsünüz. CA'sı 100'e yakınsa oyuncu bir sene içerisinde hemen ufak tefek toparlanmalarla yurt dışına pıt diye kaçabilir. Ama şimdi mevcut oyuncular 80 CA olduğu için altyapının en yetenekli oyuncusu dediğimiz oyuncu 80 CA olunca o adamın Süper Lig ortalamasına yaklaşması için 40 CA alması gerekiyor. O 40 CA'yı da artık kaç senede alır? Şimdi 16 yaşındaki adam hadi 3 senede alsın diyelim 19 yaşına gelir. E baktığımızda 16 yaşında transfer yapan kitler de var. 50-60 milyona. E zaten bu durum gerçekçi değildi Türkiye özelinde. E bunu da algoritmayla kırmış olduk. Ben testlerle baktım. Yani Aytuba Turun gittiği en yüksek takım West Bromwich, Semih Kılıçsoy'un Lyon'du, Everton'ın Sevilla'ydı. Yani burada aslında bir denge kurdum. Çünkü bu oyuncular PSG, City, Real Madrid yapacak oyuncular değil. Fakat bunu engellemek için de cihadan, cihadan kısmanız lazım. Ben mesela çok eminim Semih Kılıçsoy'a 100 cihaya verseydim Semih Kılıçsoy 2 sene sonra Paris Saint Germain veyahut da City'nin yolunu tutardı. Ne Giderdi. O biraz daha giderdi. gerçekçi yapmaya çalışmasın. Yani aslında baktığın zaman mantıklı. Bunun sebebi de şu abi şimdi oyun yapay zeka şöyle diyor tarıyor oyuncuları, wonderkidleri diyor ki Semih Kılıçsoy var atıyorum 160 çıktı. Önemli değil. Tam çıktığını hı hı. varsayarak söylüyorum. Semi Kılıç soy var. 160 çıktı fakat 80 CA. E baktığımda ben bunu alıp oynatır mıyım? Veya bir iki sene sonra hazır olur mu? Olmaz. En az 3 sene ihtiyacı var oyuncunun. Veya da kiralık göndermem lazım. E, öteki tarafta absürt örnek olacak ama Endrick var. Hı hı. Endrick'in profilini görüyor yapay zeka diyor o bu ne diyor? Al bunu diyor. Veya da ondan bir tık düşük atıyorum Esposito'yu falan görüyor. Alıyor. E şimdi böyle olunca o adam 2 senelik, 3 senelik hakkını Semih'te de değil diğer yabancılara da kullandığı için kontenjan doluyor. Bu sefer Semih gibi oyuncuların gideceği takımlar işte Everton, Lyon gibi geçiş takımları oluyor. Ha bu şu demek değil. Bu adam Lyon'a gider, Lyon'da gelişir, ondan sonra Paris Saint-Germain'e gider veyahut da City'ye gider. O amenna fakat burada kariyer basamaklarını da iyi tartmak için oyuncunun potansiyel veriyoruz ama bunun cahile dengelemenin de sebebi bu. Seymi Kılıçsoy bugün bana sorarsanız direkt PSG'ye gitmez. Ha, Avrupa'da orta sıra bir takıma gider. Ondan sonra Arsenal'ıca City ne bileyim olur mu olur. Evet. Bunu da böyle sağlamış oldum yani bana en büyük faydası bu oldu. Testlerinde de bunun olduğunu gördün. Evet yani testlerde de bunun olduğunu gördüm ve birçok oyuncu mesela Demirege, Berkay, Aytu, Necati, Emre, Cemal Hazar, Serkan Emrecan Terzi. E verdiğim potansiyellerde de birçoğu işte Süper Lig'in gediklisi olanlar var. Ve Gençler Birliği'nin nasıl oyuncusu olmuş. Birisi işte Öğren'de oynuyor. Oranın as oyuncusu. Hani baktığımızda zaten bu oyuncular yine Türk futboluna önemli değerler katabilir. Hani bu de şey demek değil. Bu adamlar direkt Avrupa'ya gidecek. Hayır. Tabii. Bu adam birincilikte de önemli bir oyuncu olsa Türk futboluna katkı. Süper Lig'in gediklisi de olsa Türk futboluna katkı. Kendi kulübünde iyi performans gösterdiği sürece her zaman katkı olarak bakıyorum ben. Yanlış anlaşılmasın yani. Dedik. Yani şöyle e, bu oyuncular Cengiz Ünder gibi de olabilir. Tabii. Ama Hakan Arslan gibi Sivas Spor'un vazgeçilmez ya. oyuncusu. Bu, o da olabilir. O potansiyel aralıkları var. Ama tabii burada... Aralığı da o yüzden veriyoruz yani. Evet, ya, ama burada önemli olan şey şu. E, hani bu oyunculara ulaşmak, işte oyuncuların verilerin doğru girmeye çalışmak. Ya sonuçta e, isimlerden bağımsız. Altyapıdan çıkan oyuncuların e, puanlamalar 3 aşağı 5 yukarı değişkenlik gösterebilir insanlara göre ama yani bir evet. oyuncunun pas yeteneği iyiyse her kariyerde sen de Beşiktaş altyapısında pas yeteneği iyi çıkıyor adamın. Yani e, işte az önceki örnekteki gibi yani savunması çok kuvvetli bu adamın ama oyun kurulumu kararları biraz düşük diyorsun ve her kariyerde böyle çıkıyor. Farklı seviyede farklı profilde oyuncu olarak çıkmıyor karşına ne olacak. Evet. Potansiyeli değişkenlik gösteriyor. O da baskın olan özelliklerin ne kadar geliştireceğini belirliyor aslında sana. Sen yine planlamanı rahat bir şekilde yapabiliyorsun. zaten potansiyelde değişken değil mi gerçekte? E yani değiş Aynen öyle değişken. Yani çünkü şu sıkıntı altyapıda bir oyuncu çıkıyor. Birisine bakıyorsun bambaşka çıkmış. Birisinde işte fiziksel özellikleri, evet. atletik yapısı iyi çıkmış. Bir başka sevdi atletik özellikleri çok kötü. Hani o, o arada uçurum var. Oyuncu Tabii. tamamen farklı hale geliyor. Benle çektiğimiz ilk videoda şöyle bir eleştiri vardı. Arkadaş Demireğe'yi herhalde yaraştıramamış. Demir bu bir boyu bir altı çıkmış gibi eleştiriler vardı. O videoda da 140 yorum vardı. Hepsine de cevap vermiştim. Hı, hı Hepsi de sağ olsun anlayışla karşıladılar. Çünkü hani ben buradan bahsetmedim çok ama hadi bahsedeyim. Hani birazcık da artık samimi olacağım insanlarla yani hı hı. iletişimimi kitle yabancılık çekmiyorum hani samimi buluyorum insanı o yüzden anlatayım. Ya ben çok büyük enkaz aldım. Yani Beşiktaş araştırması çok çok kötü durumdaydı. Yine bir yorumcu abimiz yapıyordu ismini vermeyeyim. Yani, yani yine bir dakika. ilk videoya girerken dedim yani geçen sene biraz daha zor bir takım al... evet, enkaz evet. diyecektim de hani demeyeyim yani, dedim. Yani kısmetmiş <laughs> ben sen ben derim en, enkaz yani gerçekten. Çünkü Ersin'in boyu yanlış, her şey yanlış yani doğrultana kadar hakikaten bir taraflarım yırtıldı yani. <laughs> çok sıkıntı çünkü bilgi almaya çalışıyorum. İlk başta kulübün kapıları kapalıydı bana ister istemez. Yani ya rica minnet hani olmuyor bu işler kolay. Aracı soktuk hani dedik böyle böyle bir durum var. E şimdi bu, bu, durumun ben açık söyleyeyim kulüplere yararı çok büyük. Oyuncuların motivasyonuna da yararı çok büyük. FIFA gidiyor yapıyor genç yetenekleri tık tık tık. Sıkıntı yok. Adam orada kendini görüyor motive oluyor. Yani yani evet, da var. I, yani ee, çok şey değil. Mesela işte kayıttan önce konuştuk. RDF Tactics Beşiktaş kariyeri yapıyor. Evet. Yani benim bile ilgimi çekti. Şimdi biz burada niye Türk oyuncular olarak işte kimle oynayalım? İşte West Bromwich alalım? İşte Hull City şunu alalım, bunu alalım? E düşünsenize böyle gerçekçi oluyor ve işte İngiltere'deki oyuncularda da tutup Türkiye'deki kariyerleri ve hani canlı yayında yapıyorlar evet. ve bayağı da bilinen hesaplar bunlar global olarak. Tabii. Ya benim açımdan hani çok emek verdim gerçekten. Kasım'da da kulüple alakalı bir hareketlik olacak inşallah. İstanbul'a gideceğim. Hı, hı. Bir Takım adımlar atacağız inşallah beraber. Yani onlardan da tebrik mesajı da aldım. Benim için zaten nirvan oldu. Tamam dedim. Bundan sonra artık bana küfür değse umurumda değil dedim. <laughs> dediler profiller çok iyi olmuş, güzel olmuş. Hani altyapıyı da özellikle çok beğendik. Zaten altyapımız yoktu dediler oyunda. Yani onlar da sağ olsun teklif ediyor. Hani bu arada gelecek dört profesyonel oyuncu var devre arasında. Emir Yaşar, Mustafa Sarıgözoğlu, Berk e, Arap, e, Öz herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Çok garip isimli de oyuncularımız var. dört e, tane oyuncumuz gelecek. Diğerinin ismini hatırlayamadım kusura bakmasın. Onlar da eklenecek. Hatta onlar diyor hani profesyonel olacak oyuncular var isterseniz ekleyil, ekleyelim falan diye. Hani iyi bir ortam yakaladık yani. Kulüple de iletişim var. İşte basın tarafıyla da ilişkimiz var. E, altyapı oyuncularının kendisiyle de ilişkimiz var. İşte Aytu, Necati, e, yoktu. Bunlarla da iletişim halindeyiz. E baktığımızda bu durumun iyi yansıtılması demek kulüplerin yani aslında katma değerini arttırıyor bir nevi. Çünkü futbol manager veri tabanı siz de biliyorsunuz. Gerçekte kullanılıyor transfer için. Evet. Ya bu da demek değil ki adamı mesela Endrik mesela futbol menajerden ama bir şey değil. Endrik zaten biliniyordu da hani bilinmeyen oyuncular için örnek veriyorum. Adamı görüyorlar mesela çünkü onu da bir göz izlemiş. Evet, yani evet. senin yapacağın işin %50'sini %40'ını yapmış aslında. Senin bir üzerinden geçip teyit etmen gerekiyor. Ee, eğer imkanın varsa eğer izlemek istiyorsan gidip canlı izlersin. Canlı izledikten sonra kanaatini verirsin. Olur veya olmaz. Çünkü Kasımpaşa'da bir futbol direktör arkadaş vardı. Gidiyordu futbol menajerinden transfer yapıyordu. E, perika'yı bizim aldığımız dönem o çocuk Perika'yı Türkiye'ye getirdi. Ama başarılı da oldu adam. E oldu. <laughs> e şimdi en büyük örnek Türkiye'de. Yani çok uzaklara gitmene gerek yok. İşte adam e, futbol menajeri oynuyormuş da menajer olmuş da e, Türkiye'de var. Evet. Yani kullanılıyor bu yani ister istemez. O yüzden e, oyuncular tarafında da bir motivasyon kaynağı. Kulüp tarafında da oyuncuların değerine ve kulübün marka değerine değer katıyor. Çünkü biz futbol menajeri oyuncular olarak ben 2011'de başladım oyuna. Ben 2015'te yavaş yavaş böyle profesyonelleşmeye başladım kendimi bilmeye başladım oyunda. E benim baktığım altyapı belliydi. Brezilya, Arjantin, Brezilya, Arjantin. Evet. E neden? E bu çocuklar zaten potansiyelli. Onları da yapan bir göz var. E şimdi ne oluyor? Zaten e, dünyanın scouting e, haritası sağa doğru kaydı. Artık Asya, Doğu Avrupa, Batı Avrupa dolaylarında daha büyük yetenekler çıkıyor. İskandinavları zaten saymıyorum. Hı hı. İskandinavları da buradan bir giydireyim. E, içimde kalmasın. Altyapıda e, maça çıkmamış oyuncuları <laughs> 190 potansiyel, 180 potansiyel falan giriyorlar. Cihalarını 100 falan giriyorlar abi. Acayip PR yapıyorlar. Hani düşünün yani hani araştırma Türkiye'de çok eleştiriliyor ama Avrupa'da veyahut da diğer ülkelerde çok acayip işler yapan insanlar var. Hani bir gün bir sohbet yayında falan denk gelirse konuşuruz. Çok korkunç şeyler gördüm ya. Yani şey adamı gibi. araştırıyorum adamın maçı yok. Hı -hı. Adamın boyunu, şeyini falan da yok. Yani hiçbir bilgisi yok çocuğun. Çocuk 190 potansiyel şey Ne olduğu verdim. belli değil eleman. cm 0102de de Belaruslu oyuncular inanılmazdı yani. Beyaz Rusyalı oyuncular. Hani kimi alırsan al. Acayipti. Bu evet. da öyle bir şey herhalde. Ya işte adamlar bunu ne için kullanıyor? Ben söyleyeyim. Kötü niyetle kullanıyorlar. İskandinavya'nın PR'ını yapıyorlar. Evet doğru. Çünkü böyle yaparak İskandinav alt yapısına giriş yapmalarını ve en azından 3-4 oyuncu izlemesini sağlasalar bitti. 3-4 tane gözlemci oraya çekseler yeter. Ama biz bunu da yapmıyoruz. Yani kendi adıma söyleyeyim ben mümkün oldukça oyunculara hak ettiği değeri yani Beşiktaşlık tarafımı ayırarak yapmaya çalışıyorum. Ki benim o tarafım da birazcık pis yani. Mesela Ersin düştü. işte acımasızca düşürmüşsün falan. Halbuki yok yani. Olması gereken o. Çünkü sert düşüş yaşayan oyuncu sert düşüş yaşar. Yani neden e, tölere edeyim ki? Neden öyle bir koruma hissiyatına gireyim? Yani bu da bir iyilik sonuçta. Hı hı. İyi ya, yansıtmak da benim saygımı gösterişi? Burada hani katıldığım noktalar var, katılmadığım noktalar var. O da biraz hani bakış açısı mesela şey hı. vardır. Ee, bizde hemen şey bekleniyor. Yani bu bir oyuncu bir belli bir performans göstermiş 3 sene. Hı hı. Belli bir seviyede oynuyor. Yani şimdi... 6 aylık veya 3 aylık bir periyotta kötü oynadığı zaman hemen bunları düşürelim hani bana çok doğru gelmiyor açıkçası ama tamam. işte bir sene iyi performans göstermiş ama ondan sonraki ilk tökezlemede direkt performans gitmiş bir oyuncu da yani hani o eksiklerini ön plana çıkartabilecek düşürmeler yapılmasını ben şey destekliyorum. Ama Ona ben yani? bir cevap vereyim abi. Hı hı. Mesela hani katılmadığın durum özelinde cevap vereyim. Şimdi 6 aylık periyotlarda oyun 2 kere güncelleme aldığı için bir çıkışta hı hı. bir devre arasında evet. yani onu tölere etme şansım var. Ama e, bilhassa benim o performans düşkünü yansıtmam lazım. Çünkü Ersin oyunda gerçekten iyi bir kaleci. Hani bu performans evet. düşkünü yaşamadığı versiyondan bahsediyorum. Oyunda da çok iyi bir kaleci. Fakat mesela bunu hakkıyla yansıtmazsam bu sefer de hani araştırma doğru olmuyor. Evet. Yani yapay zekada da bazı saçmalıklar saçmalıkları mesela Ersin'in performans yaşam düşüklüğü yaşamadığı dönemden önce adının geçtiği kulüpleri hepimiz biliyoruz. Hı hı. 10 milyon üstü paralar konuşuluyordu. Fakat oyunda mesela Ersin'i sat satabilirsen. E, gerçekte de şu an durum böyle. Performans düştü. Hı hı. E, sözleşme yeniledi. İşte yani biraz araştırmanın doğruluğu, biraz sürecin bizi ittiği durumlar diyeyim. Hani bir oyuncu olarak içerik üreticisi olarak senin de hani haklı buluyorum kesinlikle şey yapmıyorum düşünceni. Ama durum böyle gerektiriyor. Yani Doğru. ama ben bunu toparlayabilirim. Mesela Ersin kendini düzelttiği anda pıt hemen yaptığım şeyleri performansına göre tekrardan geri alıp evet, o benzer değerleri verebilirim. Bu da dedi, benim avantajım. Çok sıkıntı ama hani a 6 ay iyi oynadı hemen 6 aylık süreç iyileştirme. Bu 6 aylık süreçte kötü oynadı o zaman da e, hani şey çok inişli çıkışlı oluyor oyuncunun. Evet evet. Yani zaten zorlayan kısmı da o aslında. O hani o da zaten şöyle ekstrem durumlarda ekstrem düşüşler oluyor. Mesela Batu profilini ben yaptım. <laughs> Cengiz Askan'a çok yüklenildi ama onunla alakası yok profilde. Ya şimdi Batu 14 gol attı geçen sene. 14 gol atmasına rağmen kaçırdığı gollerle hatırlanan bir oyuncu. Abi 2 yani penaltı o... peş peşe kaçırmışlığı var. Hani penaltı yani... vuruşu da biliyorsun tek penaltı değil soğukkanlılık ve bitiricilikle de, e, harmanlanıp değerlendiriliyor. Yani Adamı mesela yazıyorsun Beşiktaş dönemini. Ya şimdi 14 gol atan santraforun attığı gollerin editi yapılır değil mi? Adamın evet. kaçırdığı gollerin editi var. Yani birazcık da elin saf. Hani bu demek değil ki Batuşay kötü oyuncu. Hayır, Batuşay gayet güzel bir oyuncu. Zaten cezası 130. Ama bitiricilikte sıkıntıları vardı. Hem tek gidiyor, kalecinin üstüne vuruyor. Uşuttan 7 tanesi yok. 2-3 tanesi isabetli. O da kalecinin göğsüne, kafasına, bilmem neyine vuruyor. Evet. Bu arada Şimdi, e, yani şey şeye, Şimdi. örneği vereceğim sözünü kestim şey de vardı e, bir pozisyonda da çok net birkaç gol kaçırdı aslında e, hatta bizim Alanya maçında galiba kaçırdı hani çok net bir pozisyonu karşı karşıya e, atamadı ama orada işte maç 5-0 falan da hani çok dikkat çekmedi yani, ama ondan sonra e, muazzam açıldı hep zor golleri attı bir de yani hani o soğuk kanlılığın ve o vuruş yetenin, ya Dinamo Kiev maçındaki attığı o gol uzatmadaki zaten süreç insanı strese sokuyor. Vuruş da zordu ama ya şu an bitiricilik 10'du galiba ama herhalde devre 12 olacak. Ha yani onu söyleyecektim herhalde full günce şey gelince bir güncelleme evet. gelir bir düzeltme Birazcık gelir. Birazcık oynayacak profillerde. Yani <laughs> şundan bahsediyorum. Hani ben onu 10 on bitiricilik yapmamın sebebi şuydu. Batshuayi Beşiktaş'a çok fazla gol pozisyonuna giren, çok fazla takıma yardımcı olan Eksel mücadeleden kaçınmayan iyi bir forvet'ti. Fakat kötü bir bitiriciydi. Bunda mental durumlar da var, şey, teknik bir dakika, durumlar şey da var. şey gitti vardı. abi, senkron kaydı şeyin. Tamam abi. Ha <laughs> şu an düzeldi galiba. Şimdi Batufeay zaten evet. hani 10 bitiricilik olmasına rağmen hani yine de gol atabilen bir oyuncuydu. Zaten 10 bitiriciliğine rağmen 14 gol atmıştı hani gerçekte. oyunda da ben o profili 24 gol attırdım. Yapay zekada, FM22 için konuşuyorum <laughs> yaptığım testlerde. 10 ve 15 gol civarı atıyordu. Hani şöyle bazen oyuncular şuna bakıyor. Bitiricilik on bu adam gol atamaz. Hayır abi atar. Hatta ben şeyi okuyayım. Bizim e, forumda yer alan özellik skalamızdaki bazı tanımları Hı -hı. okuyayım. Daha aydınlatıcı olacaktır sizin için de. Bitiricilik tarafına girelim. Şimdi e, şöyle yapalım. Çok iyi bir bitiricinin çok gol atabilmesi için pozisyona girebileceği hareketli, sezisi, gücü, hızı, dengesi vesaire olmalıdır. Aksi takdirde pozisyona giremez. Pozisyona giremediği için gol atmakta zorlanır. Evet. Aynı şekilde pas kalitesi kötü bir futbolcu bile çok asist yapabilir. Bitirici zayıf bir futbolcu bile çok gol atabilir. Ancak bu asistlerin ve gollerin türü yüksek özelliğe sahip bir oyuncudan farklı olacaktır. Yani bu tanımda benim zaten Batshuayi profiline yansıtmak istediğim şey şuydu. Zaten topsuz alanı, dayanıklılık, güç, işte soğukkanlığı, yani pozisyona girme çabası iyi olduğu için Burada maksat girdiği pozisyonlardaki atma oranını düşürmekti. Onu da bitiricilikle hallettik. E bu profil zaten yine 130 mükemmel bir profil. E çıkışa geçti oyuncu. Şimdi 12 bitiricilik oldu. E daha da da dominant olacak oyunda. Problem çözüldü. Hmm. Bu kadar abartmaya gerek yoktu bunu. Bu arada bitiricilikle alakalı e, son olarak şeyi ekleyeyim. Hani bitiriciliğin yüksek olması demek e, golcü oyuncunun da burada soğukkanlılık karar alma da etkili ama yani direkt evet. bitiricilikten gideceksek hatta teknik bile hani vuruş tekniği bile eee evet. evet. hani topu daha böyle kalecinin tutamayacağı daha böyle evet. ölücü yani bitirici noktalara topu gönderebilmesi anlamına geliyor yani Aynen. bitiriciliğin yüksek olması. Vuruş kalitesi yani Mario Gomez, Van Persie, Drogba. Yani, yani öyle bir noktaya vurur ki kaleci izler yani topu hani Aynen. o anlama geliyor. Yani 10 olduğu Aynen. zaman dediğin gibi biraz daha kalecinin üstüne doğru veya üstüne vuruyor, garip garip yerlere ha. vuruyor yani. Evet. Bunu etkiliyor ama dediğin gibi yine gol atıyor. Taha ee, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Valla çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de çok keyif aldım. Ee, geçen seneden üstüne kattığın şeylerden de bahsettin ki... Yani daha geçen sene başladın. Bu sene hemen bir e, istatistik işlerine girip biraz daha gerçekçi yapmaya çalıştın. Kendi oturttuğun bir mantık var ki... Hani bu mantığa göre baktığında e, şey yapmayacaksın. E, hataların daha az olacak ki... Yani binlerce puan veriyorsun illaki hata olacaktır. Tabii ister istemez. Yani majör hatalar olmadığı kesin. Elbette ki bazı hatalar vardır bizim de gözümüzden kaçan ama yine hepimiz de hepimiz yapıyoruz ya <gülüyor> çok <gülüyor> evet. takılmamak lazım. Yani sonuçta dediğim gibi bu bir oyun. Baktığımızda hani yüzdesel anlamda gerçekçi yansıtmak durumundayız. Zaten yüzde yüz gerçekçi yansıtmaya çalışsak bu oyun olmaz. Aynen öyle. Farklı bir şey olur. Evet. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim ben. Ben de teşekkür ederim abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.